Yani AKP'lere ve İYİ Parti'ye sahip çıkmasının nedenlerinden biri seçmen kitlesi zulme ve gadre uğradılar. Yani MHP kurultayından başlayarak daha sonra başlarına gelen olaylar ve Sayın Akşener hakkında çok böyle çirkin ifadeler kullanıldı biliyorsunuz. Yakışıksızdı. Tabii ve halk sahiplendi, seçmen sahiplendi. Evet. Ve demin sözünü ettiğiniz gibi bizim ölçümlerimizde de %14-15'leri ölçmüştük. Kendileri 17-18'leri bekliyordu. Ama problem şu, siz bunu seçmenin size sahiplendiği dili siz kullanmaya başladınız bu sefer. Ne yaptınız? İşte o masadan kalkarken kalkmakta değildi problem. Oradaki o kumar masası söylemi, işte bizi noter masası bu söylemler hemen peşine o kurultayda elinde bir torbayla çıkıp da kendi delegelerine çok ağır ifadeler kullandı. Hemen sonra yerel seçimler geldi. Tamam yine kendiniz çıkabilirsiniz ama yani siz hırsız dediniz. Yani 8-9 ay önce Cumhurbaşkanlığı'na önerdiğiniz insanlara hırsız dediniz. Ev kölesi, tarla kölesi gibi yenir yutulur olmayan bir takım söylemlerde bulundunuz. Ve seçmen kitlesi de siz eğer bundan dolayı size sahip çıkan seçmen kitlesi baktı siz bir miktar erkeği ele geçirdiğinizde aynı dilin daha ağırını kullanmaya başladınız. Ya siyasetin dili çok önemli. Ne söylediğinizden çok bazen nasıl söylediğiniz de çok önemli. Ben o anlamda hani zaten İYİ Parti'de 3 aday niye heyecan vermiyor? Yani Bahadır Erdem, Aytun Çıray, bunların Ümit Özlale, Bilge Yılmaz, bütün bunlar aslında deminden beri konuştuğumuz, o daha önce onu ayrı bir yere koyuyorum. Yani merkezde veya işte seküler, milliyetçi, merkez seçmenin aslında yönelebileceği isimler zaten gittiler. Ya bu kurultaydan hiçbir umutları yoktu zaten. Hangi aday kazanırsa kazansın, var olan iklim devam edecekti. Ben biraz da şunu hatırlattım ona, biliyorsunuz daha önce CHP bir baraj altında kalmıştı. Sayın Baykal kongrede bıraktı genel başkanlığı. Sonra tekrar geri döndü. Ben İYİ Parti'deki süreci de ona benzetiyorum. Sayın Akşener. Yani şöyle hocam, şimdi sağ seçmen genellikle güce gider. Sağ partiler de genellikle lider partileridir. Tabii tabii. Dolayısıyla mesela Cumhuriyet Halk Partisi MHP ile yani sağ partileri ben hiç birbirine karşılaştırmıyorum bile. Çünkü bakarsanız Adnan Menderes, Turgut Özal, Süleyman Demirel, işte Sayın Tayyip Erdoğan, şu anda bizim genel başkan yani Meral Hanım, bunlar önemli aktörler de aslında. Ama yani sağ seçmen kararsızlığı sevmiyor. Yani bunlar kendi kendilerini yönetemiyorlar ki beni nasıl yönetecek algısı doğuyor. Dolayısıyla yani biz o başlangıçta vermiş olduğumuz güveni maalesef son bir yılın içinde tamamen kaybettik. Şimdi yani o güven kazanılır mı? Bir oradan devam edelim mi? Geçmişi konuştuk. Şimdi bu parti ideolojik olarak nerede konumlanacak tartışırız ama yeni lider bütünlüğü, beklenen bütünlüğü sağlayabilecek mi? Çünkü acaba İYİ Parti parçalanıyor mu, bölünüyor mu tartışması varken şimdi Müsavat Dervişoğlu geldi. İYİ Parti Akşener'in partisi mi? Bir lider partisi mi? Yoksa Müsavat Dervişoğlu'yla birlikte o beklenen ivmeyi kazanabilir mi Ali Kemal Erdem? Şimdi ben her şeye karşılık İYİ Parti'nin geleceği açısından çok da umutsuz görmüyorum. Çünkü şu anki sistem neresinden bakarsanız bakın süreç içerisinde kişilerin etrafına toparlanmayı gerektirecek. Nedir? Bugün 2028'de CHP mi, AK Parti mi, İYİ Parti mi yarışacak diye konuşmuyoruz. Sokakta ne konuşuyoruz? İmamoğlu mu Cumhurbaşkanı olur, Yavaş mı olur, Erdoğan mı olur? Bu sistem kişiler etrafında bloklaşmayı getiriyor. Dolayısıyla zaman içerisinde biraz daha yıllar ilerledikçe partiler konumlarını sadece kendi güçleriyle değil, o gün hangi olası adaya destek vermeleri durumunda belirleyecekler. Eğer bugün bitti dediğimiz İYİ Parti süreç içerisinde mesela diyelim CHP'nin muhtemelen olası adayı bugün itibariyle İmamoğlu olabilir. Ama mevcut İYİ Parti bir şekilde kurumsal yapısını korudu. Hani sürekli anketlere vurgu yapıyoruz da burada hocamız da var. Bir anket yapıldı, Mansur Yavaş anketlerde %50, %60. İYİ Parti benim adayım da Mansur Yavaş dediği anda ve bunu ikna ettiği anda bir anda İYİ Parti o günkü siyasetin belirleyicisi haline gelebilir. İkna edebilir mi Mansur Yavaş'ı? Yani bugün için diyorum. Yani anlatmaya çalıştığım olay sadece partiler bazında bakmamak lazım. Genel seçimlerde de gördük. Hiç beklemediğimiz partiler çok kritik önemler sahip oldu. Yeniler Refah Partisi'nin bu kadar belirleyici olacağını genel seçimde kestirebilir miydik? Belli bir şeyini korumaya çalışacaktır, tabanını.